Ya popstar gibisin. İmzalar, sıraya gittiler. Her yaştan bu arada. Önemli olan fotoğraflar değil de kalplere imza atabilmek. Benim en büyük dileğim, idealim bu. Artık burada şarkılarla yapıyorum. İşte yapabildiğim kadar. 15 yaşında çocuk da biliyor şarkıları, tamam. Sözlerini. Şu an Doğan da biliyor, 46-50 yaşında da biliyor. Bu nasıl bir başarı? Ya ben iki tarz şarkı yapılıyor önümüzde. Ya kulaklara hitap edersin ya da kalbe hitap edersin. Ben özellikle kalplere dokunmayı çok seviyorum. Biraz da gerçek öykülerden şarkılar yazmaya çabalıyorum. Bu da zamanda beni haklı çıkardı. Yıllar önce yazdığım, senin de gözlemlediğin gibi. Şimdi 40 yıl, 30 yıl önce yazdığım şarkıları hala gündemde. Bunun da temel nedeni biraz sanatsal ve biraz şiirsel ve edebi sözcüklerle yola çıktım. Bu da hayatımız için çok gerekli. Çünkü herkesin yaşanmış öyküsü var. O öykünün resmini ısrarlara çizdiğimiz zaman başarılı oluyor. Örneğin bir hatıra yeterli, bir gece sevgilim, bir hatıram olsun, anılarda, aşk kitabında. Ya güzel, hangisi sen? Gözler kalbi aynasını, sabahçı kahvesi bana sonra derken bir baktım geriye. Aslında bir tek şarkı olsun diye yola çıkmıştım. Yüzlerce şarkı oldu, artık onlar benim değil. Sizin şarkılarınız, sevenlerin şarkıları. Şunu söyleyeceğim, şu an son dönemde birçok popçu arada konuşan şöyle, abi güzel şarkı bulamıyoruz, güzel sözler yok, güzel şarkılar yok diye dert ediyorlar. Sanmıyorum. Sadece onunla birazcık hani zahmet etmeleri lazım. Yani biraz araştırmaları lazım, biraz incelemesi lazım. Yani sadece kulağına gelen şarkılar değil de veya deyim yerindeyse yanına gelen şarkılar değil de gerçekten şarkıları bu kulağına denizine gitmeleri, inmeleri lazım. Ben mesela kendisine çok çalışıyorum. İşte en son Semih Cenk'le çalıştım. Orada Batık Gemi diye bir şarkı verdim. Şu anda onunla yani yeni şarkı olmasına karşı inanılmaz izleyici görüyor. Kavuşlarla çok moda. İşte Melek Rosunlar'la çalıştık. Biliyorsunuz Serkan Kayalar, şu soyadını Deha dinleyen. Dolayısıyla her zaman iyi şarkılar vardır. Yeter ki birazcık gönül merceğiyle bakmak lazım. Hani biraz da insanlar şarkıları kendileri yapmıyorlar. Hep okumak, hep söylemek, hep de yazmak çabasına. Yani hiç bir arada olmuyor. Onun için yazanlarla söyleyenler arasında mutlaka bir mesafe olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama onlar da zaman içerisinde kalıcı olmak için seçici olmak zorunda olduklarını görecekler. Çünkü ya seçici olursun hayatta ya da geçici olursun. Ya yaygın olursun ya da saygın olursun. Tercih onları. Ama ben kalbe dokunmayan, akla dokunmayan, zekaya dokunmayan hiçbir şarkının bu ülkede kalıcı olursa inanmıyorum. Onun için bir aldırma gönüllü. Bir üzülünce bir yoldayım veya sen ağlamayın. Yüzlerce şarkılar ısrarlayabilir. Bunların hepsinin temel ortaklığı söz ve müzik bütünlüğü. Özellik gösteren herkes bu ülkede başarılı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Şarkılar bekliyor gelsinler. Beraber. Yarışmada bu arada iddialı. Yok ben yarışmada çok yarışıcıları alkışlamaya geldim. Bana dediler ki işte şöyle olur musun? Ben dedim ki ben bir şairim. Herkes benim için özeldir ve güzeldir. Aslında bunları rakamlarla oylayamam. Oylamak bana düşmez. Ben sadece alkışlamaya gelirim. Şöyle değilim ama iyi bir seyirci olabilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzına sağlık. Sağ olun.